Evet sevgili dostlar sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel için katkılarıyla hazırlanan canlı yayınımıza hoş geldiniz demek isterdim ama normal yayınımıza hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar sponsorlarımız derken aslında benim değil sizin sponsorlarınız. Arada sırada sizlere forma hediye ediyorlar, arada sırada sizlere üyelik hediye ediyorlar, arada sırada sizlere çekiliş yapıyorlar. Golbar.com'da yazılarım okundukça vesaire bir şeyler oluyor. Ee, Hüma Hastanemiz çeşitli sürprizlere hazırlanıyor. O sürprizler hazır olduğu zaman da belirtirim. Yani benim değil aslında sizin sponsorunuz. Ama her türlü maddi değil ama manevi destekleri için teşekkürler. Maddi destekleri için de ağanın eli tutulmaz. Yani her türlü desteklerini bekliyoruz. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi öyle bir takım düşünün ki en çok hak yediği düşünülen ama en çok hakkının yenildiğini iddia eden türden. Mesela şöyle bir maç oldu. Dediler ki şu pozisyon üstteki penaltı. Devam ki doğru mu? Doğru. Şu pozisyon doğru. Sivas'ta yine penaltı doğru. Bir tek şu e, şey pozisyonu yere düşen çocuğun elle oynama pozisyonuna fanatik Galatasaraylı Bülent Yıldırım bile devam derken fanatik Galatasaraylı Bahattin Duran devam derken fanatik Galatasaraylı Galatasaray'ın stadında kombinesi olan Deniz Çoban değil diyor. Yani buna penaltı verilmesi lazım diyor. Hal böyle. Hal böyleyken bir basın toplantısı düzenlediler. Ben hepsini anlatıp da küfür etmenizi istemiyorum. Birkaç tane yer aldım. Dursun Özbektürk Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36, Galatasaray'ın 1.75 demiş. Max KG'ye işte. Şimdi Fenerbahçe'den 6 futbolcuya kırmızı kart, Galatasaray'dan bir futbolcuya ikinci sarıdan da kırmızı kart verdiği Gerçeğini konuşabilir mi? Bir de rakamları açık söyleyeyim araştırmadım ama doğru değildir. Mesela Alper Ulusoy Fenerbahçeliymiş. Şöyle söyleyeyim. Alper Ulusoy'un Galatasaray karnesi. 18 galibiyet 3 beraberlik. 4 oldu sanırım ya. Yani hakem ve var hakem olarak görev yaptığı 21 maçta mağlubiyetleri yok. Ama Alper Ulusoy Fenerbahçeliymiş. Şöyle söyleyelim. Hani çok ağır bir küfür düşünün. Hayatınız boyunca ettiğiniz en ağır küfürü düşünün. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy istifa etsin. Hakemlikten el çektirsin. Bir daha maç yönetmesin demeyene o küfürlerin hepsi gelsin. Fenerbahçeli demiyorsa Fenerbahçeli'ye gelsin. Galatasaraylı demiyorsa Galatasaraylı'ya gelsin. Kabul mü Sayın Dursun Özbek? Değildir. TPF istifa etmeli mi diyor? Hayır diyor. MHK istifa etmeli mi? Bilmiyorum ki diyor. Yabancı hakem gelsin mi? Biz Türk hakemlerini istiyoruz. E sorun nerede? Sorun nerede? Sorun şurada arkadaşlar. Galatasaray algı ile işini yürütmeye çalışıyor. Bir tarafta gelene 5, 6, 7 atan ona rağmen penaltısı verilmeyen ona rağmen rakibin kırmızısı verilmeyen Fenerbahçe öbür tarafta hakemle zar zor güç bela kazanan ama yine de hakeme isyan eden bir Galatasaray. da Zorbay Küçük doğru karar verdiği söylendi. Dursun Özbek diyor ki buna cevap verme gereği duymuyorum. Galatasaray'ın hakkını kimse yemez Hadi işine ya demiş. Şimdi bak. Koskoca basın toplantısı şunlar için yapılıyor. Bunların hiçbirinden hiçbir sonuç elde edemiyor. Topu taca atıyor. Bu var ya Ali Koç'un ilk geldiği döneme çok benziyor. Suçu hep başka tarafta aramak ya da algı yapmaya çalışmak. Yani madem Zorbay Küçük Galatasaray'ın hakkını yememiş o zaman hakkınızdan yenilmişsiniz. Ya da puan kaybetmişsiniz. Diyor ki şeyi söylesene Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar. Icardi'nin Beşiktaş maçında ayağını kırmışlar arkadaşlar. Dünyada ilk ve tek burada açıklıyor. Yani futbolcunun ayağı kırıkmış. Ayağı kırık kırık 2-3 ay maç oynamış. Helal olsun ya. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar. Onu da hakem göremedi. Sağ kroşe dedim ama uymadı. Elense ense çektiler. Güreşçi gibi. Adamın ensesine tokat atıldı. Var da görmedi. Kusura bakma Erden. Adamın ayağını kırmaya çalıştıkları için araya girdim diyor. Şimdi Icardi'nin ayağını kırmaya çalışmışlar. Peki Şimdi Icardi niye maçlarda oynamıyor arkadaşlar? Fenerbahçe maçından dolayı gözü kör olma ihtimali varmış. E peki Erdem Timur Icardi'nin ayağına yapılan kök hücre tedavisi nedeniyle takımdan o ayrı olduğunu açıklıyor. Aynı basın toplantısında farkında mısınız? Bak. Hakaret etmek istemiyorum. Hakaret vari cümle kullanmak istemiyorum. Ama artık küfür yerine ya da hakaret yerine Max GS diyeceğim. Max GS'yi anlatıyorum. Hani maksimum zeka seviyesindeki Galatasaraylılara diyorum. Haftalardır algı yapıyorsunuz. Gözü kör olacaktı. İttirildi diye. Direkt pozisyonu çıkıyor. İttirme yok. Haftalardır algı yapıyorsunuz. Gözüne kroşe vuruldu. Pozisyon sağdan soldan her açıdan getiriliyor. Müdahale yok. Kanıtlayamıyorsunuz. Yok. El savruluyor ama kafa başka yerde. Yere düşüyor. Başka yerde tutuyor. Yani direğe çarpan futbolcudan futbolcu suçtu. Oradan futbolcu suçtu. Kendini yere bırakıyor. Cikun'un ayağına çarpıyor. Burada Ciku suçtu. Şimdi şunu gerçekten çok merak ediyorum. Futbolcu Fenerbahçe maçında kör olacak diye oynamıyor diyorsunuz. İkinci başkanınız çıkıyor diyor ki ayağına kök hücre tedavisi yapıyor takımdan ayrı diyor. Ya Galatasaray bunun sebebini Fenerbahçe maçında yüzün aldığı darbeler olarak açıklamıştı. Hiç mi utanmıyorsunuz? Yani hiç mi utanma yok? Ya arkadaş sizin hiç mi e, temiz şampiyonluğunuz olmayacak? Bu zihniyetle mi şampiyon olmak istiyorsunuz? Yani hiçbir şampiyon temiz şampiyon bu seneyi kastediyorum. Temiz şampiyonunuz olsun istemiyor musunuz? Bu mu? Fenerbahçe'den de karşı açıklama geldi. Bu arada Erden Timur şey diyor. Başkanımızın yaptığı şey son uyarı. Bundan sonra farklı şekilde aksiyonlar alınacak. Bunun da böyle bilinmesi gerekir. Mesela ne yapacaksınız? Darbe mi yapacaksınız? Hükümete darbe mi yapacaksınız? Merak ettim. Vallahi bak merak ettim. Geçen sene bu cümleyi kurmadığıma pişmanım. Ne yapacaksınız? Silahlı terör örgütü kurup saldırıya mı geçeceksiniz? Ne yapacaksınız mesela? Geçen sene ligi oynatmayız. Ne yapacaktın? Meclis binasını mı basacaktın? Bu sene ne yapacaksınız? Ya ben bunun merakını ben bunun cevabını merak ediyorum. Ne yapacaksınız? Bu nasıl bir tehdit? Ondan sonra kaç ay sonra çıkıp da yo ben tehdit etmedim diyeceksin. İşler düzelince mi? Diyor ki Dursun Özbek Galatasaray'ın hiçbir futbolcuya borcu yok. O zaman sosyal medyadaki bütün Galatasaraylılar hepsi yalancı. Hepsi biri değil alayı yalancı. Hakim Ziyek bizi bırakma para verilmedi diye bizi sattın falan. Hepiniz yalancısınız o zaman. Alayınız yalancısınız. Galatasaray'ın duyumcusu da yalancı taraftar da yalancı. Bu zihniyete göre. Bu cümleye göre. Yalancısınız o zaman. Ya Dursun Özbek ve Erdem Timur yalancı. Ya Galatasaray taraftarı ve Galatasaray duyumcuları yalancı. Ya arkadaş. Bak. Kulübe futbolcunun borcu. Fenerbahçe'nin borcu olsaydı Bonucci'nin de kurun içinde lisansı çıkmazdı. Çünkü borçsuzluk kağıda alınıyor. Limitin var. Limite göre borçsuz olduğunu belgeliyorsun. Öyle yeni lisans çıkarıyorsun. Yoksa çıkarmıyorlar. Demek ki bak Fenerbahçe'nin borcu. Ben gönül rahatlığına söylerim. Hiçbir bilgim yok. Yine söylerim. Arkadaşım matematiksel olarak böyle diye. Şimdi Fenerbahçe resmi istediğin yaptığı açıklamayla Galatasaray'a e, cevap verdi. Diyor ki Galatasaray spor kulübüne çağrımızdır. Aslında çağrımızdır değil. Kaçıncı çağrı da neyse. Kendileri için her şey yolundayken itida çağrıları yapıp ilk puan kaybında Sportif AŞ Başkan Vekilinin basın toplantısı yapacağını duyuran rakibimiz... Bugün bir sürprizle başkanı ve ikinci başkanın da yer aldığı 3 kişilik geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlemiştir. <laughs> Şimdi Sportif AŞ Başkan Vekili bayağı uzun bir cümle oluyor, şey oluyor, tanımlama oluyor. Herhalde kısa olmasın diye böyle uzun yaptılar. İlgili toplantının tek odağının, algıların tek hedefinin, ısmarlama sorular soran yönlendirilmiş basın mensuplarının tek paydasının kulübümüz olmasın. Fenerbahçemizin büyüklüğünün göstergesidir. Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçeği çarpıtan, konuları saptıran, kendilerini akıllı ve tüm kamuoyunu konulardan bir haber zanneden bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk. Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm Tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin göz önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor, kendilerini teraziye bekliyoruz. Kulübümüzün altı boş söylemlerle sürekli itham edenlerin bu çağrımızı tarihi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Fenerbahçe'nin duruşunu ve rakibimizin duruşunu, tutumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Resmen saplama. 18 artı söz. Yani erkeksen diyor delikanlıysan adamsan çık karşıma. Adam değilsen sus adamsansınlar. Kerem Aktürkoğlu Okan Buruk sevk edilmedi. PFDK'ya şey. Aynen PFDK'ya sevk edilmedi. Merak ediyorum. O zaman Zorbay Küçüğün anasını hepimiz sövelim. Bacısına hepimiz sövelim. Demek ki Zorbay Küçüğün anasına bacısına sövdüğün zaman PFDK'ya sevk edilmediğine göre bu suç değil. O zaman hepimiz anasına bacısına sövelim. Bu mantıkla. Sizin bu yapmış olduğunuz tutumla. Demek ki Zorbay Küçüğün anasının bacısının sizin için hiçbir önemi yok. Arkadaş. Fred İngilizce ya da Portekizce. ikisinden bir bir dilde küfür etti diyelim. Yakaladın. Kırmızıyı verdin attın. Mert Hakan ikinci sarıdan atıldı. Ne dedin? Mert Hakan ikinci sarıdan atıldı ama ettiği hakaretlerden dolayı artı iki maç daha ceza edin. Sonra bire düşürdün. O mu? şimdi değil. Sonuç olarak bir ceza verdin. Kerem'e de göstermedik 3 maç verip 2'ye düşürseydin ya. Niye? Bunlar niye olmuyor? Ben çok merak ediyorum. Ya ben bunların olmama sebebini çok çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Dert ne? Tasa ne? Amaç ne? Bakın. Ülkede birçok şey karışık durumda. Ülkede birçok şey e, tuhaflaşmış durumda. Futbol iklimi tuhaflaşmış durumda. FIFA'dan 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı geldi. Duydunuz mu? Duymuş olmanız lazım. 7 Süper Lig kulübüne yani FIFA resmi ya sitesinde yaptığı açıklamada Adana Demirspor 1. Bir tek sen Antalya Spor 2. Bak bunlar bir de hepsi hemen hemen markası var. Ne Adana Demirspor'du? Bilmem ne Adana Demirspor. Korendon Adanya Spor. Bak hepsinin ismi var. Atakaş Hatay Spor yine ismi var. MK Ankara Gücü zaten Yılların Ankara gücüsü öyle diyeyim. Ankara gücü diyelim sadece. Mondi Home Kayseri Spor. Bunlara üçer yıl. Bak Yılport Samsun Spor. Yine isim sponsoru alan takım. İki dönem transfer yatağı get yasağı getirdi. Bir <laughs> transfer yatağı getirdi. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 7 takıma transfer yasağı getirdi. Şeffaflığı teşvik etme çabaları doğrultusunda tescil yasağına tabi kulüpleri listeleyen dijital bir uygulama başlatıldığı da kaydedilmiş. <laughs> FIFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre Lig takımlarından bu takımlar bu kadar ceza aldı. Açıklamaya göre transfer yasağı getirilen diğer takımlar da şunlar. Bakın diğer takımlar Adana Spor, Akisar Spor, Alt Spor Altay, Bursa Spor Denizli Spor, Elazığ, Erzurum Spor, Giresun Spor, Kardemir Karabük Kayseri Erciyes Spor, Manisa Spor, Mersin Talim Yurdu Spor Kulübü Tuzla Spor, Ümraniye Spor Yeni Malatya Spor. Orada Kayseri Erciyes Spor diye bir takım yok. Neyse Malatya Spor. FIFA 7 kulübe cezayı vermiş oldu. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. Eyüp Spor geçen gün şey almış. Mameti Yam almış Kayseri Spor'dan. Alabilir. Normal. iyi bir oyuncu. Bak kabul okey. Lafım yok okey. Okey kabul. Peki ben şunu soracağım size. Aklıma takılmışken şunu soracağım. Bu paralar nereden veriliyor? Ya bu paraların kaynağı nedir? Nereden veriliyor bu paralar? Ben bunu çok merak ediyorum. Nereden veriliyor bu para? 1,5 milyon euro bon servis diyor. 1,5 milyon euro yıllık ücret diyor. Merak ediyorum. İkincilik takımı 1,5 milyon euro parayı nereden verebiliyor? Ben size iddialı bir şey söyleyeyim. Galatasaray bugün 1,5 milyon euro yıllık ücret verip tiyam alamaz. Ha iyi ey hocam Eyüp Spor'a geçecek. Oradan da Galatasaray'a geçecek. Ya sen bilmiyorsun hocam. Sen şey bilmiyor hocam. Şey bilmiyor. Ben yerlerde şöyle haberi yok bizim haberimiz olsa ne? Olmasa ne? Şimdi transfer duyumlarıyla devam edeyim. Yalnız neresinden devam edeyim ben de bilmiyorum. Ya biraz da doğaçlama gibi bir olay oldu açıkçası. Samet Akaydın, Sanat Samet Akaydın Panathinaikos'a transfer için bugün 14.30'da Atina'ya gidecek. Sevgili Yağız Sabuncuoğlu'nun şey, Sercan Hamzoğlu'na haberi Yağız Sabuncuoğlu'nun değil. Sevgili Sercan Amzoğlu'na da buradan selamlar olsun. İşini hakkıyla yapan nadir insanlardan biri. Şimdi Samet kiralık gidecek. Taraftarımız diyor ki Allah şöyle yapsın, böyle yapsın, bedava gitsin, şu olsun, bu olsun, bon servisine gitsin. Ya arkadaşlar bakın 12 tane yabancı oynatacaksın seneye. Türkçesi ne hocam? Türkçesi şu 14 tane de Türk oynatacaksın. 14 Türk'ün kütür kütür olacak. Bakın an itibariyle Fenerbahçe'nin Türkleri. Bir Can Eğribayet bak Livakovic'i yedekler. Sıkıntı yok. Bir gitti. Kaldı 13. Bir yabancı gitti. Kaldı 11. Bonucci, Bekao, Ciko. 3 yabancı daha gitti. Kaç kaldı abi? 8. Buraya da not edeyim de rezil olmayayım. 8 kaldı. O hala ee, 13 tane Türk'ün lazım. Serdar Aziz kaldı 12. Sağ bekinde Usai var. Kaldı 7. Mert Müldür var. Kaldı 11. Sol bekinde Ferdi var. Kaldı 10. Hadi gitmezse. Osterwolde var. Kaldı 6. Yani 6 yabancın 10 Türk'ün kaldı. Orta sahada Fred, Kurunic, Şimanski. 3'ü gitti kaldı 3. Ee, İsmail Yüksek 1. Mert Hakan 2. Kaldı 8. Sağ kanatta İrfan Can 1. Emre Mor 2. Cengiz Ünder 3. Kaldı 5. Sol kanatta Tadiç kaldı 2. Forvet'te Ceko kaldı 1. Bir. bir de Batu Ayı kaldı 0. Şu an için Umut Nair var. Gitmedi. Gidecek. Kaldı 4. 4 tane daha Türkiye ihtiyacım var. Anladınız mı? Şöyle yapalım. Samet Akaydın kalsın 3. Çağlar söyüncü kalsın 2. Tiago Çukur'u getirelim. Geç o Umut Nair'le eş değer oluyor. Hala iki tane Türk eklemen lazım. Anladınız mı demek istediğimi? Bak hala iki tane Türk eklemen lazım. Yani o sahiyi sattın. Türk alman lazım. Bana bir tane Türk sabek söyleyin. Bana bir tane Türk sabek söyleyin. Hocam Bonici, açlı. Ciku var. Ya yabancı sayısı 14'e çıkarılacak tekrar. Bak şu anda Lincoln Ernike yok. Luan Perez yok. Zayt yok. Joshua King yok. Saymadım. Ryan Kent yok. Saymadım. Başka saymadığım isim var mı? Şöyle bir yok diyorum hafızamı. Zaytis falan var. Hani Crespo'yu saymadım. Bak 6 tane yabancıyı saymamış oldum. Anladınız mı? O yüzden arkadaşlar kiralık gitmesi daha daha mantıklı. Şimdi gelelim Çağlar Söyüncü'ye. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü. Hayırlı olsun. Sosyal medya bununla çalkalanıyor. Nasıl çalkalanıyor? Şimdi arkadaşlar Ara transfer dönemine hızlı girdik. Çağlar soyuncu transferini de bitirmek istiyoruz. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Selahattin Baki Çağlar soyuncu transferi için dün sabah İstanbul'dan Madrid'e gitti. Yani ara transfer dönemine de hızlı girdik biliyorsunuz. Çağlar soyuncu transferi böyle bir transfer. Yani kulübümüz açısından son derece etik bulduğumuz bir isim. Şimdi <laughs> Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki Başkan Ali Koç'un talimatıyla Çağlar Söğüncü transferini bitirmek için erken saatlerde İspanya'nın başkenti Madrid'e uçmuş. Arkadaşlar bu uçuş kanıtlanmış yani herhangi bir e, yalan herhangi bir sıkıntı yok onu söyleyeyim. Yani bu uçuşu kanıtlamışlar bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da niye söylüyorum sebebi başka. Şimdi İsmail Madrid'e uçuyor. Şu kodla falan filan bir araya gelinip şartlar zorlanacak. Çağlar Euro 2024'te forma giymek istiyor. Fenerbahçe'de haliyle bir şey yapmak istiyor. Bu sezon 6 maça çıktı. <laughs> Piyasa değeri 15 milyon euro. Arkadaşlar bizim bir görüşmemiz vardı. Madrid satın alma opsiyonu 5 milyon euroya düşürerek yani 5 milyon euroya satın alabilirsiniz deyip yarım sezonuna kiralamak istiyordu. Ancak burada zorunluluk işin içine sokmaya çalıştılar. Biz istedik. Çağlar dedi ki ben yurt dışına gitmek istiyorum dedi. Şimdi Porto, Roma kiralık olarak istiyor. Bu sosyal medyadaki haberlere düştü. Fulham satın almak istiyor. Hatta Yağız Sabuncuoğlu 20 milyon euro teklif ettiler diyor da o kadar fazla teklif etmediler. Hani bizim bildiğimiz öyle. Belki de biz bilmiyoruzdur. Oyuncunun tercihi kiralık gitmek. Fulham yüksek teklifine rağmen son seçenek diyor. Yani şu aşamada şu mantığa göre hareket edersek Fenerbahçe'ye gelmemesi lazım Çağlar'ın. Ancak Çağlar Fenerbahçe'li olduğunu iddia ediyor. Ben her zaman ne söylerim? Ben lafa bakarım. İc yani lafa bakarım icraata değil derseniz ortada kalırsınız. Ben icraata bakarım lafa değil abi. İstediği kadar Fener. herkes Fenerbahçe. Sorsanız Üm İt Özat da Fenerbahçe'li. Sorsanız Serdar Ali de Fenerbahçe'li. Ama Fenerbahçe'ye ne faydalar dokunuyor? Ne vardı dokunuyor? Bana bir cevap şey anlatın ya. Bak Atletico Madrid'den oyuncuyla görüşmek için izin aldığımıza göre Atletico Madrid kanadı tamamdır. Anlatabiliyor muyum? Bonucci'nin yanına çağlar isteyen Fenerbahçe şartları o kadar zor olacak. Bu arada Bonucci e, için bir şey vardı ya. Gürkan Akdöklü Bonucci antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Fizik olarak %100 hazır. Büyük olasılıkla Gaziantep'e karşı kadroda olacak diyor. E ben yedeklerde olacak dedim. Ha ilk 11 olur mu? Kesinlikle sanmıyorum. Kesinlikle gram ihtimal vermiyorum. Hocam olursa keşke olsa. <laughs> Ama gram ihtimal vermiyorum. Şimdi ben bizim taraftara kızıyorum. Yani biz niye böyledir var? Ya bonitçi almışsın. Çağlar almak üzere. Belki de şu anda aldık. Ciku Bekao'dan zaten memnunsunuz. Serdar Aziz 33 yaşına gelmiş. Hani ilginç yorumlar görüyorum. Ben bazen bizim taraftarı anlamıyorum. ben bazen anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Yani Ali Koç emir verdi. Yani Ali Koç emir verdi. Çağlar Fenerbahçe dediğim. Şu an sosyal medyadaki bütün duyumlara göre aldığımız istihbaratlara göre bu şekilde. Hocam Çağlar'ın son maçlarını izledik. Rezil bir performans şöyle böyle. Vallahi aynısını Cengiz için de diyordunuz sanki. Ben de dahil hepimiz diyorduk. Lan 15 milyon euro aldık ama hani hani birbirimize de bir şey demeyelim ama hani 15 milyon euro aldık da yapıyorduk. İstanbul Spor maçında ağzımıza bir parmak bal değil balı komple döktü. Bir parmak bal çalmaya gidin, balı komple döktü. Gördük. E şimdi Cengiz'den beklentiniz ne, ne kadar arkadaşlar yüksek mi? Olay bitmiştir. Anlatabiliyor muyum? Olay bitmiştir. Yani ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Ve sonuç ortada arkadaşlar. Dua edelim. Çağlar alıyorsak inşallah tutar bizde. Alamıyorsak da tutmasın orada. Yani hatalara üst üste yapsın. Kötüye gitsin. Euro 2024'de seçilmesin. Vallahi diyorum bak. Seneye abi 12 yabancıya düşüyor. Bak bize Türk lazım. Gözünü kapatıp alabileceğin Türk lazım. Türk futbolcu gelecek sene. Yani yabancı futbolcular da Gelecek sene Türk futbolcuların kalitesi belirleyecek ligi. Eğer 12 yabancı da ısrar ederlerse ki ben zannetmiyorum. Ben hala değiştireceklerini düşünüyorum. Ya diyecekler ki işte 3 tane yabancı olsun ama şu kriterlerde olsun falan filan. Ben size ısrarla söylüyorum bak. 14 yabancı. 14 ideal. 14'te Türk 28 yabancı şey 28 futbolcu gayet ideal. Bırakın kadrolar geniş olsun. Bırakın. Bırakın geniş olsun. Ha sen Türk futbolcu istiyor musun? Bak benim her zaman bir şeyim var. iddiam var. Ben her zaman şu iddiadayım. Türk futbolcunun satışını arttırırsan Türk futbolunun kalitesini arttırırsın. Sivas gönderdi değil mi genç çocuğu? Kaç tanesi daha gönderecek? Çok basit bir soru sorayım bak. Çok basit. Çok çok basit bir soru soruyorum. Bugün yabancı sınırı serbest. 28 kişilik kadro istersen 28'i de yabancı olacak dedin. Galatasaray kaç tane yabancı futbolcuyla sözleşme imzalar? Ben size söyleyeyim minimum 20. Fenerbahçe, minimum 20'de Fenerbahçe. Ferdi, Ferdi'ye bir sürü isteğim var. Gönderirsin, Ferdi'nin muadilini alırsın. Öyle değil mi? İsmail yüksek istiyorlar. Hadi sat. Arda Güler'i sattın bak. Arda'yı sattın. Bu sene muhtemelen İsmail'i Ferdi'yi satacaksın. Bir düşün. Yani sen bu kuralı böyle böyle yaptıkça biz futbolcu satamıyoruz, kulüpler para kazanamıyor. Kulüplerin para kazanması sadece yabancı futbolculardan oluyor. O da ne kadar kazandırıyor? Hepinizin malumu. Arkadaşlar durumlar bunlar. Sizce Galatasaray dördüncü kez olan bu çağrımıza kulak verip bizimle yüzleşecek mi? Ben sanmıyorum. Peki bu olaylar nereye gidecek? İşine geldi miydi itidal çağrısı? İşine gelmedi miydi başka bir şey çağrısı? İşine geldi miydi hakemleri tehdit et, etme? İşine gelmedi miydi inkar et? Ben öyle bir şey söylemedim de. Bu nereye gidecek? Nereye gidecek arkadaşlar? Bunun sonu nereye gidecek? Ben merak içinde bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir beğeni çok görmeseniz sevinirim arkadaşlar. Bu video çok izlenirse böyle 5000 6000 falan izlenirse akşam canlı yayın yapıp bütün gelişmeleri canlı yayında aktarma fikrim var. Akşam dedim 18.30 civarında. Bakalım sizden haber bekliyorum. Görüşmek üzere.